Merhaba sevgili öğrenciler. Bu haftaki konumuz relative pronoun as object of proposition. Ana cümlede yer alan relative clause'da nesne durumundaysa ve ilgeçle, proposition'la kullanılan bir fiil varsa relative pronoun olarak who, whom, which, that yapıları kullanılır. Burada ilk olarak örneğimize bakalım. The girl is very beautiful. Kız çok güzel. Edward is dancing with her. Edward onunla dans ediyor. İşte Edward'ın dans ettiği kız çok güzel diyeceğiz. Burada ortak noktamız da the girl ve her. Bizim burada diğerlerinden farklı olarak with proposition'ımız var. Şimdi cümlede bunun kullanımına bakacağız. The girl burada gördüğünüz gibi her iki kısımlı ortak olan noktamız the girl. İkinci cümlede yani adjective clause'da nesne konumunda olduğu için whom da kullanabiliyoruz. The girl who that Edward is dancing with. Edward'ın dans ettiği kız is very beautiful. Çok güzel. Bir sonraki cümlemize bakalım. The problem seems impossible to solve. Problem çözülmesi imkansız gibi görünüyor diyor. You have been talking about it for hours. Onun hakkında saatlerce konuşuyorsun. Buradaki iki ortak noktamız ne? It ve the problem. Şimdi bizim burada tanımlayacağımız nokta the problem. Problemi tanımlayacağız. Hangi problem? The problem which or that you have been talking about for hours. Yani saatlerdir hakkında konuştuğunuz problem seems to be impossible to solve. Yani çözülmesi imkansız görünüyor. Diğer bir örneğimizde define relative clause'larla proposition'ın nesnesi durumundaki relative pronoun atılabilir. Tabii daha önceki dersimizde görmüştük zaten bunu. İşte burada the boy is staring at you. Çocuk sana bakıyor. You're gossiping about him. Yani onun hakkında dedikodu yaptın çocuk. İkisindeki ortak noktamız buradaki the boy ve him. Relative clause cümlemizde nesne olarak kullanıldığı için burada hani özne olarak değil nesne olarak kullanıldığı için burada bunun için kullanacağımız relative pronounları cümleden çıkartabiliriz. Yani the boy who you're gossiping about it is staring at you. Yani hakkında dedikodu yaptığın çocuk sana bakıyor. Yani the boy who you're gossiping about is staring at you. You're whom, who, that kullanabiliyoruz ve bunların hepsini atabiliyoruz. Nesne konumunda olduğu için. Ama özne konumunda olsaydık bunları atamayacaktık. The drawer is locked, is always locked. Çekmece daima kilitlidir diyor. He keeps his diary in it. O günlüğünü onun içinde tutar. Yani onun günlüğünü içinde tuttuğu çekmece daima kapalıdır diyeceğiz. Ortak noktamız yine çekmece ve it. The drawer which he keeps his diary in. Günlüğünü içinde tuttuğu çekmece is always locked. Daima kilitli. Gördüğünüz gibi which that kullandık. Daha sonra her ikisini atabiliyoruz. Hiçbirini kullanmadan da cümlemizi kurabiliyoruz. İlginç. Proposition relative pronoun'dan önce de kullanılabilir. Bu durumda kullanılan relative pronoun whom ve which'tir. Ve bu kullanımda cümleden çıkarılamaz. Gençler. Biz burada iki cümleyi birleştirirken birleştirdiğimiz kısımları tanımladığımız isimden önce proposition yani with, in, about gibi prepositionlarımız hemen tanımladığımız isimden sonra geliyorsa biz burada who veya that kullanamıyoruz. Sadece whom ya da which ifadesini kullanabiliyoruz. I hate the boy with whom George is arguing. George'un tartıştığı çocuktan nefret ediyorum diyor. Ya da I hate the boy who that George is arguing with. George'un tartıştığı çocuktan nefret ediyorum. Bakın burada who ve that kullanılabilmiş. Kullanılabilmesinin sebebi ne? With tanımlanan isimden sonra gelmemiş. Hemen sonra gelmemiş. Cümlenin sonunda kullanıldığı için. Tabii biz bu ifadede direkt hiçbirini nesne durumunda olduğu için hiçbirini kullanmadan da
yapabiliyoruz. Yani whom, who ya da that. The chair on which the old woman is sitting doesn't look safe. Yaşlı kadının oturduğu sandalye güvenli durmuyor. Güvenli görünmüyor diye söylüyor burada. Tanımadığımız isim ne bizim burada? Chair. Sandalye. Hemen sonrasında ne gelmiş? On preposition'a gelmiş. Preposition kullanıldığı için burada biz that kullanamıyoruz biz bu ifadede. Tanımlanan isimler hemen sonra on preposition'ı geldiği için. The chair which or that the old woman is sitting on doesn't look safe. Bakın burada sitting on ifadesi. Daha sonra kullanıldığı için which ya da that'i de kullanabiliyoruz bu ifadede. Ya da direkt that'i atabiliyoruz o cümleden. Birkaç örneğimize bakalım. I don't know the topics. Konuyu bilmiyorum. You are interested in them. Yani ilgilendiğin konuları bilmiyorum diye cümleyi çevireceğiz. Şimdi buradaki ortak noktamız ne? Them ve the topics. I don't know the topics that which you are interested in. İlgilendiğin konuları bilmiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki topic ikinci cümlede yani adjective clause'da nesne durumunda kullanıldığı için hemen bu ikisini de atabiliyoruz. Yani şu ikisini kullanmadan da cümlemizi kurabiliyoruz. Cümlemizi birleştirebiliyoruz. The company may go bankrupt. Ray works for it. Şirket batabilir. Ray orada çalışıyor. Ray'in çalıştığı şirket batabilir diyeceğiz. The company which Ray works for may go bankrupt. Or that. Ray'in çalıştığı şirket batabilir. The girl studies sociology at university. Jane is sharing her flat with her. Kız sosyoloji okuyor üniversitede. Jane onunla odasını paylaşıyor diyor. Şimdi biz burada Jane'in odasını paylaştığı kız üniversitede sosyoloji okuyor diyeceğiz. Ortak noktamız ne? Burada her ve the girl. The girl whom that Jane is sharing her flat with studies sociology at university. Gençler bakın burada gördüğünüz gibi bizim bir with prepositionımız var. Buradaki with hemen kızdan sonra gelseydi, the girl with diye gelseydi, biz burada that ya da who'yu kullanamıyorduk. Sadece whom ifadesini kullanabilecektik. The article caused controversy. You're commenting on it. Makale tartışmaya neden oldu. Hangi makale? You're commenting on it. Hani o hakkında hani yorum yaptığım makale. The article which you're commenting on caused controversy. Tartışmaya neden oldu. The man seems to be very rich. Adam çok zengin görünüyor. She's going out with him. Onun dışarı çıktığı adam çok zengin görünüyor diyeceğiz. The man whom that she's going out with seems to be very rich. Bu haftaki konumuz bu kadar gençler. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.